Galatasaray'da bomba Firmino gelişmesi. Bir yandan Mauro Icardi'yi kadrosuna katmanın planlarını yapan Galatasaray'da, diğer yandan en az Icardi kadar önemli bir golcünün transferi içinde çalışılıyor. Liverpool'lu olan kontratı sezon sonunda bitecek olan Roberto Firmino'nun Galatasaray'ın kapısından döndüğü anlaşıldı. İngiliz basınına yansıyan habere göre sarı kırmızılılar Haziran sonunda kontratı bitecek olan Brezilyalı yıldızla her konuda anlaşma sağladı. Ancak Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp oyuncusuna sezon sonuna kadar izin vermediği için bu transfer suya düştü. Şayet Alman çalıştırıcının onayı alınabilseydi Firmino kış transfer sezonunda Aslan olacaktı. Şimdi Sambacı forvet için Haziran ayı beklenecek. İtalya'da gündem Nicolò Zaniolo. Galatasaray'ın altın çocuğu Zaniolo'nun Alanyaspor'la oynanan hazırlık maçının ardından İstanbulspor karşısında da çok iyi bir performans sergilemesi İtalyan basınında gündeme geldi. İtalyan Corriere dello Sport, Zaniolo'nun İstanbulspor karşısındaki performansına geniş yer ayırdı. Ünlü gazete, "Zaniolo artık üzgün değil" başlıklı haberde, "Nicolò Zaniolo'nun yüzünden Roma'daki son döneminde olduğu gibi üzüntü ve ızdırabı artık okuyamazsınız" ifadeleri kullanıldı. Galatasaray'ın İtalyan temsilcisi Roma'dan 15 milyon euroya kadrosuna kattı ve sözleşmesine 35 milyon euroya serbest kalır maddesini eklediği genç yıldız için şimdiden Arsenal, Milan ve Juventus devreye girdi. Sarı kırmızılıların kapısını çalmaya hazırlanan devlerin, Zaniolo için katısından en az 35 milyon euro çıkarmaya hazır olduğu öğrenildi. PSV Eindhoven'dan Patrick Van Aanholt kararı. Galatasaray'da yabancı sınırı ve düşük performansı sebebiyle fazla forma şansı bulamayan Patrick Van Aanholt'ta yeni gelişme yaşandı. Hollanda basınında yer alan habere göre PSV'nin Eintracht Frankfurt'a kiraladığı sol bek Philip Max, Eindhoven'a geri dönmeyecek. Frankfurt'ta yapılan anlaşmaya göre Max'in Alman ekibinde 6 resmi maça çıkması halinde oyuncuyu 2 milyon euroya satın alma zorunluluğu vardı. Philip bu sayıya ulaştı ve zorunlu satın alma opsiyonu devreye girdi. PSV ise Galatasaray'dan kiraladığı Aanholt için kararını verdi. Habere göre Hollanda ekibi tecrübeli sol beki gelecek sezonda kadrosunda tutmak istiyor. Eindhoven'in bonservisini almak istediği oyuncu için Galatasaray'ın sorun çıkarması beklenmiyor. Van Aanholt, PSV'de oynadığı 9 maçta bir asist yapma başarısı gösterdi. Galatasaray'dan 3,5 milyarlık operasyon. Selam dostlar, naber? Galatasaray'ımız öyle bir transfer sezonunu geride bıraktı ki, kurulan kadroyu beğenmemek elde değil. Bu sezonun yaz ve kış transfer döneminde nicelik olarak kadrosuna tam 16 futbolcu katan sarı kırmızılılar, nitelik olarak da kadro kalitesini uzaya çıkardı. Cimbom'da Nicolò Zaniolo 30 milyon euroluk piyasa değeriyle Süper Lig'in en değerli oyuncusu oldu. Onu takip eden isim de bizden biri, Mauro Icardi. Yapılan takviyelerle kadrosuna tam 115 milyon euro değer katan Aslan'ın halihazırdaki toplam takım değeri ise 168 milyon euro. Yani yaklaşık 3,5 milyar lira. Bu sezon ilk 11'ine 7 yeni isim yazan Galatasaray'da uyum sorunu da kalmadı. Hatta takım mükemmel anlaşıyor. Peki siz bu transfer dönemiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Galatasaray uçak gibi kadro kurdu diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'dan Mauro Icardi bombası. Galatasaray'da sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor. Bu sezon şampiyonluk ipini göstermek isteyen Galatasaray, kadrosunu daha da güçlendirmek için harekete geçti. Özel hayatındaki sorunları çözdükten sonra sahaya odaklanan Mauro Icardi mükemmel performansıyla fark yarattı. Derbilerde Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye attığı gollerle taraftarların kalbine giren Arjantinli forvetin kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve satın alma opsiyonu bulunmuyor. Galatasaray cephesi Icardi ile devam etmeyi çok istiyor ve Paris Saint Germain ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılı yönetimin pazarlıklarda en önemli kozuysa Icardi'nin kendisi olacak.
Yıldız futbolcunun Galatasaray'da çok mutlu olduğu ve Paris Saint Germain tarafından kolaylık isteyeceği ortaya çıktı. Yakın çevresine Galatasaray'ı kendimi en rahat hissettiğim kulüp olarak tanımlayan Icardi, sarı kırmızılı taraftarların kendisine gösterdiği sevgiden çok memnun. Tribünlere hayran olduğunu her fırsatta söyleyen deneyimli futbolcu ayrıca İstanbul'da yaşamaktan çok keyif alıyor ve kariyer planını Galatasaray'a göre yapıyor. Morutan için sürpriz karar. Transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna katan sarı kırmızılılar yabancı oyuncu sınırı nedeniyle bazı isimlerle yolları ayırmak zorunda kalmıştı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda Rumen oyuncu Morutan İtalya Serie B ekibi Pisa'ya gönderilmişti. İtalya'ya çabuk uyum sağlayan Morutan gösterdiği performansla adeta takımının vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Yıldız oyuncu Serie B'de sahaya çıktığı 19 maçta 5 kez gol atmayı başarırken 7 kez de asist yaparak takımına önemli bir katkı verdi. İtalyan kulübü Morutan'ın muhteşem performansı nedeniyle sezon sonunu beklemeden Galatasaray'ın kapısını çaldı. Pizza isterse 31 Mayıs 2023'e kadar Galatasaray'ın hesabına 5,5 milyon euro yatırmak suretiyle oyuncuyu kalıcı olarak transfer etme hakkına sahip. Galatasaray'a ilk teklifini ileten İtalyan ekibi 3,5 milyon euro karşılığında Morutan'ı transfer etmek istiyor. Galatasaray ise piyasası oluşan ve birçok İtalyan ekibinin gözüne giren Morutan için 5,5 milyon eurodan aşağı bir bedele imza atmaya yanaşmıyor. Galatasaray'a Yunus Akgün için çılgın rakam. Adana Demirspor'daki mükemmel performansıyla herkesin beğenisini kazanan ve Galatasaray'a çok güçlü bir şekilde dönen Yunus Akgün, bu sezon beklentilerin uzağında kalsa da potansiyeli çok yüksek olduğu için genç yıldızı İtalya'dan Bologna resmi teklif yaptı. Sürpriz niteliğinde olan teklif aynı zamanda fırsatlar da barındırıyor. İlk olarak Yunus Akgün'ü kiralamak isteyen Bologna, devamında ise Yunus'un performansına göre farklı teklifler sunacak. Kademe kademe planlanan fiyatlandırmanın özeti ise şöyle. İtalyan ekibinin teklifine göre Yunus Bologna'daki maçların %50'sini ilk 11 başlayabilirse 8 milyon euro. %70'ini ilk 11 başlayabilirse 12 milyon euro sarı kırmızılıların kasasına girecek. Bunların haricinde ise esas kriter gol ve asist barajları. Oyuncu bu noktada çift haneli sayıları görürse bonservis bedelinin 16 milyon euroya ulaşma ihtimali bulunuyor. Galatasaray'ın kontrata sonraki satıştan pay koydurmak istediği de gelen haberler arasında. Yunus Akgün'ün peşinde olan kulüpler arasında yine İtalya'dan Roma ve Lazio'nun yanı sıra Almanya'dan da Borussia Dortmund bulunuyor.